Bakalım Brezilya'yı alacaklar mı? Bir de almıyorlarmış. Şuna bakın, 6 tane biletimiz var. Tehlikeli, bir evsizler ordusunun olduğu bir ülke olduğunu, şehir olduğunu gördüm. Pasifik Okyanusu'ndan Atlantik Okyanusu'na geçiyoruz. Allah'ım, Brezilya'ya gidiyoruz. Aldılar. Mesela yol kenarında yürürken bisikletli biri yanıma geldi. Telefon elimde. Telefona böyle çat diye dokundu. Tam almaya çalışıyordu. Son anda tuttum yani. Her teşekkürler Valiyevich Rioja'da. Bak bak, dolap içinde ne çıkıyor bak. Peynir, sucuk, zeytin. Şurası hemen Copacabana sahili işte. O zaman Rio de Janeiro'daki evimize hoş geldiniz. Ben Deniz Fehlivan. Sizlere artık Peru'dan elveda diyorum. Çünkü buradaki gezimiz, 3 haftalık gezimiz sonunda bitti. Umarım sizlere güzel rehberler çıkarmışımdır. Bundan sonraki artık istikametimiz, benim için Brezilya'da en çok beğendiğim yerlerden bir tanesi olan Rio olacak. Orada yaklaşık 1 hafta kalmayı planlıyoruz. Akabinde ne yaparız, ne ederiz bilmiyorum ama Cusco, Peru genel olarak bizim için hem güvenli, hem keyifli, hem de tarih dolu bir yer oldu. Fiyatlar Cusco'da pahalıydı ama genel olarak Peru için söyleyebilirim ki oldukça uygundu. Buradan artık ayrılırken biraz mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Çünkü görmek istediğim birçok yeri görmek Allah'a şükürler olsun nasip oldu. Bundan sonra daha önceden de gittiğim Rio şehri Brezilya'nın en güzel yerlerinden bir tanesidir. Orayı da sizlere vlog olarak göstereceğim. Biraz sonra uçağımız kalkıyor. Yaklaşık olarak 16 saatlik bir yolculuk olacak bu. 3 uçak değiştireceğiz. Önce başkent Lima'ya gideceğiz. Oradan Brezilya'nın Porto bilmem ne şehrine gideceğiz. Oradan da aktarma yapıp inşallah Rio şehrine uçacağız. Bu yolculuğu da size aktarmak ve anlatmak istiyorum. Çünkü başımıza neler gelecek, Brezilya bizi alacak mı, girerken neler soracaklar vesaire, hepsini burada göstereceğim. Hem bir deneyim videosu olacak, hem de benim macerama ortak olacaksınız. Hazırsanız Brezilya maceramız başlasın. Size iyi seyirler, bana da iyi yolculuklar. Evet Nesibe, gidiyoruz. Gidiyoruz. Çok güzel, neler yiyeceğiz? Valla sınırsız suşideyim ben şu an. Sınırsız suşiler, sınırsız etler, etin kalbine gidiyoruz. Arjantin, Brezilya muhteşem. Etin kalbi demişken enginar kalbi de çok meşhurmuş orada. Bunu biliyor muydun? Yani ben... Herkesin amacı farklı be kardeşim. Aha, enginar kalbimi çok merak ettim. Biz farklı şekillerde yapıyorlarmış. Bir de Rio çok güzel bir şehir. Yani gezmek için de çok güzel, çok canlı bir şehir. Copacabana, Ipanema plajları falan, dersimize çok iyi çalıştık. Biraz meşakkatli yolculuk olacak çünkü biletler çok pahalı arkadaşlar. Buradan yani Brezilya'dan Almanya'ya uçak var Lufthansa'nın. Direkt uçuyor 9500 TL. Biz hemen yukarısındaki Peru'dan aktarmalarla kişi başı 7000 TL'ye zor bilet bulduk. Zorla o da yani. Allah'tan bir şekilde bulduk ve gidiyoruz şu anda. İnşallah canavar gibi bir gezi olacak. Heyecanlıyız. Yeni ülke değiştirmek, yeni bir alfabeyi görmek, çünkü Portekizce konuşuyorlar orada. İnsana böyle farklı bir enerji veriyor. Güzeldi Peru. Yetti. Peru çok güzeldi. Yani Peru'yu çok çok sevdim. Sadece Cusco'nun yüksekte olması işte. Bak hala ikimiz de hastayız. Uçakların falan o kadar kuru ki havası. Biraz zor ama efsane. Çok yani. Güzeldi. Yani o İnkalara hayran kaldık. Her şeyi geçtim. İnşallah sizlere de görmek nasip olur. Artık boarding başladı. Hadi bakalım, önce Lima, sonra Brezilya. Şuna bakın, 6 tane biletimiz var. 3'er tane. Kaybetmemek için birbirine yapıştırdım resmen. Allah'ım ya, hadi bakalım. Kazasız belasız olsun. Sağ salim. Böyle sorgulanmadan Brezilya'ya girelim. Meksika'da ne çektiğimizi, giremediğimizi biliyorsunuzdur. Şuradan kartına bakın. Bir daha böyle şey yaşamak istemiyoruz. Hayırlısıyla güzel bir gezimiz olsun. Hızlandı ama bak, farklı farklı hareketler yapıyor. Uçak olduğu için olabilir mi? Hayır.
muhtemelen çok yüksekten alçağa mı indiğimiz için böyle oluyor. Evet, hep çok... zaten muhtemelen şeylere göre uçaktır uçuyor. Teşekkürler. Şeycem, normalde bu kadar benim ağrım olmuyordu. Kulak gitti Kusko değil mi? Çok yüksekti, burası çok alçak. Kulaklarda hissetmiyorum şu an. Aşırı basınçtan dolayı. Bağırıyor olabilir miyim? Çok ağır. Evet. Bay bay. İlki bitti. Acıktık mı? Ay çok acıktım. Bir yemek. Kulağım, şu an bağırıyorsun. Bağırıyor olabilirim. Kulağım çok kötü. Kulaklar basınçtan gitti. Hadi bir yemek yiyelim önce. Lima'daki favori burgercimiz. La Lucha Sanguceria. Buranın hamburgerleri çok güzel oluyor. Her yerde de var. Son kez Lima'dan çıkmadan yiyelim. Demek canın mantı çekti. Artık... Benim artık imkanlarla... 8. aydan sonra hamburger kralı bile olsa heyecanlandırmıyor. Böyle baba bir hamburger getirmiş. Şunda da şöyle bayağı bol bir tavuk var. Mısır suyu. Ya o kadar ağır oluyor ki. Böyle hafif pekmezim istedim. Bu bile bize çok geliyor yani. Afiyet olsun Nesko. Afiyet olsun. Ben yapmıyorum ya. Bu sefer ekmeğe bayat gibi. Ne güzel. He? Güzel. Evet, yemeğimizi de yediğimize göre hadi bakalım Brezilya yolcusu kalmasın. Şimdi uçağımıza biniyoruz, ikinci uçak. Garibim Meksika'dan sonra ne korkmuş. Deniz, beraber gidelim, beraber gidelim. Beni almazlarsın. Ya, aynen ya. Nasıl korktuysam artık. Hiçbir şey olmadı, hemen vurdular. Aynen böyle öyle. Böyle olması lazım zaten. Ve devasa bir duty free. Bakın arkadaşlar. Gayet şık. Dünyanın her yerinde çok güzel havalimanları. Her yere uçuşlar var artık. Dünya çok hızlı değişiyor gerçekten. Bunu son 4-5 yıla daha net görebiliyorum. Madem geldik, hadi gelin biraz duty free gezelim. Nesibe, sen neye bakıyorsun? Benim kullandığım bir parfüm var. Ha, mucho gracias. 212 seksiyle bir parfüm kullanıyor da Nesibe. Fiyatlarını ülkelere göre kıyaslıyoruz. Normalde 110 dolar falandı. Aa, 70 dolar. Hola. Todo bien? Niye burada böyle oluyor? Arada çok fark, 40 dolar fark var ne? Dos sexy chicos. Abi sen onu zaten Nesibe'nin bir hafta sıkacağı kadar harcadın. Abi ben bu koluma süreyim. Boşa gitmesin. ¿Cuánto cuesta esto? Esta versión la tenemos en 73 dolar. 73 dolar. Ucuz. Burada ucuz. Mesela birkaç hediyelik eşya alalım ya şunlardan. Ne kadarmış o? Hiçbir şey değil ya. 163 dolar sadece. Bir atkı. Ben 100 kaçtım. Görünce kaçtım. 163 dolar. Hadi bunu, gel biz uçağa binelim. Cusco'da aynısını o 20 soles yani. Nesi var aynısı da. Arada marka farkı var. Ürün farkı var. Hadi. Tamam. Mesela böyle Jack Daniels'ın şişesi 34 dolar. Çok pahalı. Sonra burada Jameson var. 30 dolar. Var oğlu var. Ne ararsanız var. Para varsa her yerde her şey var. 2 tane Absolut Vodka 32 dolar. Yani şişesi 16 dolara falan geliyor. Bu ülkenin yerli içkisi. Bizde nasıl rakı var. Onlarda da bu Pisco'yu içiyorlar mesela. Bunun şişesini 22 dolara satıyorlarmış. Bunu bildiğim kadarıyla bir şaraptan bir şeyden yapıyorlar. Üzümden mi? Kokteyli çok güzel oluyor. Birkaç kez içmiştim. İçine yumurta falan koyuyorlar. Ama şu an çantamızda yer yok taşıyacak. Taşıyamayız yani. Ya şu kadarcık su ya. Şu 3 dolar ya. 3 dolar. Vay benim dünyam ne hale gelmiş. Oh be baya. Verdiğim parayı hak ediyor. Yersen. Uçağa gidiyoruz. Artık boarding başlıyor. Evet, uçağı almaya başladılar. Şimdi Porto Alegre'ye gidiyoruz. Burası Brezilya'nın güneyinde. Arjantin'e yakın bir küçük bir şehir diye biliyorum. Oradan sonra da aktarma yapıp Rio'ya geçeceğiz. Hadi bakalım. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Okay. Allah'ım, Brezilya'ya gidiyoruz. Aldılar. Aha, Nesibe geride kaldı. Ne otel soran oldu, ne dönüş, ne pasaporta bakan oldu, ne suratımıza. Kendi kendimize uçağa biniyoruz. Thank you.
vermişler. Açalım. Bakalım ne çıkacak. Bir tane yastık var böyle beyaz. Bunu şöyle kafamızın arkasına alalım. 4 saat sürecek uçuş yaklaşık olarak. Battaniyesi yükseldi ha. Neyse çalsak mı? Sen bunu 10 dolara almıştın. Bize verdiler zaten. Evet ben bunu alabilirim değil mi? Evet. Hırsızlığa giriyor mu? Girmez. Girmez. Bende bir sürü Türk Hava Yolları'nın battaniyesi var. Buradan yetkililere duyurulur. O yüzden birçok battaniye çalınıyor. Şaka maka. Keyifli bir yolculuk olacak. Şimdi Pasifik Okyanusu'ndan Atlantik Okyanusu'na geçiyoruz. Ve arada 2 saat fark var. Bakalım uçakta başka ne hizmetler var onu da gösteririm size. Yemek saati başladı. Nezaketen ışıkları açmıyorlar bile. Çok hoşuma gitti. Yemekler geldi. Nasıl bir şey geliyor Nesibe? Taco. Tavuklu. İçinde tavuklu mu? Muhtemelen bunları da istersen içine döküyorsun. Oh. Benimki de böyle. Bir de meyve suyu. Suyumuz var. Afiyet olsun. Gece gece uyandım yemek yiyeceğim. Karnım sıçalı. Böyle dürüm yaptık. Döner gibi yiyoruz. İddia ediyorum bu zamana kadar uçakta yediğim en iyi taco. Enteresan. Gece gece canlandırdı beni. Ve Brezilya'ya hoş geldiniz. Oo hava soğukmuş. Şimdi ülkeye giriş yapıyoruz. Nesibe ne diyorsun? Bence çok soru sormayacaklar. Girerken. Çünkü zaten buraya gelirken de bir şey olmadı. Yani soracak olsalar şu boardingleri verirken, check-in yaparken sorarlardı. Evet. Ve hiç kimse yok şu an burada. Bir tek bizim uçak var indiğimiz yerde. Hava buz. Bakalım Brezilya'yı alacaklar mı? Bir de almıyorlarmış. Aynen. Vallahi artık Türkiye'ye dönerim. Olur ağzının hayır çıksın. Ne bileyim abi travma oldu artık. Mucho gracias. Allah. Ver abicim Rio de Janeiro yolcusu kalmasın. Allah. Havalimanı bayağı güzelmiş. Beklediğimizden büyük bir şey çıktı, sakin çıktı. En güzeli maske takmak zorunlu değil. Ben uçaktan indim, çift maske takıyorum ağzımda. Artık ağzım suratıma yapıştı. Dayanamadım, sordum oradaki çalışanlara, baktım maske takmıyorlar. Evet dediler, serbest, takmak zorunda değilsin. Çığlık attım sevinçten. Çünkü gerçekten artık hani boğazıma şunun şeyleri yapışmaya başladı. Bir yandan da güneş bakın çok güzel bir şekilde doğuyor. Orası bir şey değil ha, duvar falan değil. Gün doğumu manzarası. Birazdan şuraya bagajlarımızı bırakacağız. Ondan sonra 2 saat kahve falan içeriz. Rio uçağımızı bekleriz. Bagajı şurada bıraktık. Şimdi Nesibe Hanım ilk defa resmi olarak Brezilya'ya giriş yapıyor. Bir havasını solumak lazım, ne dersin? Brezilyalılar çok değişik. Tipleri değil mi? Yani mesela şeyler çok yerlilere benziyordu. Perulular, evet. Yerli insanlar ama burası çok karışık. Avrupa'nın karışımı. Evet. Portekiz, İspanya, İtalya daha çok. Zencisi var, Avrupalı'ya benzeyen var, Amerikalı tipli var. Hepsi gelecek ya. Hepsini zaten detaylı olarak yakında vloglarda izleyeceksiniz. Ama önce gelin bir adımımızı... Haydi bismillah. Oo buz gibi. Bu ne soğuk. Bu ne soğuk, bu nasıl Brezilya? Ve ne güzel bir gün doğumu. Uçağın kalkmasına 2 saat var demiştim ya. Dedik bir kahve, bir şeyler yiyip içelim. Şimdi bu ülkedeki para birimi real. 1 dolar da 5'e falan geliyor. Dil de Portekizce, hemen değişti. Mesela böyle çok güzel kahvaltılık şeyler var. Tanesi 3 dolara falan geliyor. Bunlardan bir tane alıp gömelim. Bir de böyle atıştırmalık bir şey söyledim. Ben buraya 5 ya da 6 sene önce gelmiştim Brezilya'ya. O zaman bizim para birimimizle Brezilya reali aynıydı kafa kafaya. Şimdi Brezilya reali Türk lirasının 3,5 katı olmuş. Yani şu ödediğim şey 32 real. Eskiden 32 TL iken şimdi 100 lira falan yapıyor. Yani herhalde dünyada dolara karşı gittiğim ülkeler içinde en çok para kaybeden 5-10 ülkeden bir tanesi Türkiye'dir. Buradan sonra mesela Arjantin'e de geçmeyi planlıyoruz. Mesela Arjantin çok ucuz olacak muhtemelen bize göre. Çünkü orada dolar daha da arttı. İnsan görünce ne bileyim
Keşke diyor aynı para verimi olsa, başa baş olsa diyor. Yani bir şeye, kahveye, bir abur cubur bir şeye kahvaltılık 100 lira vermek garip geliyor. Bu neymiş? He, tatlandırıcı falan var. Hadi bakalım Brezilya'daki ilk yiyeceğimiz, hayrola. Hani Orta Amerika'da falan çok aç kaldık ya. Burada acısını çıkaracağız. Burada Brezilya'da asla aç kalmayacağız. Etler, of, sushi'ler, sokak yemekleri, yani harika pastaneler olacak. Bizdeki gibi. Harika. Bak. Uçağımız gelmiş. 1,5 saat sonra Allah izin verirse artık Rio de Janeiro'dayız. Vallahi var ya, size bu süreci baştan aşağı iyi ki gösteriyorum. Uluslararası uçuşlar nasıl yapılır, bilmediğiniz yer nasıl gezilir. Umarım iyi bir rehber oluyordur. Aylardır zorunlu maskeden sonra insanların maske takmaması o kadar garip geliyor ki. Biliyorum sizin ülkenizde muhtemelen zaten takmıyorlar ama Orta Amerika'da ve Peru'da çok sıkıydı. Bye bye. Ciao, bye. Allah Allah. Rio de Janeiro'nun kışına geldik. Hoş geldik. Brezilya'nın kışı nasıl oluyormuş bakalım. Allah. Bayağı yağıyor. Düşünün, festivallerin yapıldığı bir çok önemli şehirdeyiz şu an. Rio de Janeiro'dayız ama havalimanı küçücük çıktı. Şaşırdık doğrusu. Bu arada yağmura aldanmayın. Bugünlük yağmuru. Zaten burada iki mevsim oluyor. Yaz ve kış. Biz şu an kışta geldik ama normalde hava derece sıcaklığı 25 derece falan olacak. Bugün yağmuru atlatıyoruz, sonra hep güneşli diye gösteriyordu. Esko. Üçüncü uçak. 15 saat, 16 saattir yoldayız. Ben yokum. Ya şu an buradayım ama yokum gibi yani. Bir uyku istiyor değil mi gözler? Hayalle bir şey arasında, gerçeklik arasında. Ben niye bu kadar enerji doluyum? 2 saat uyuduğum için değil. Çünkü İstanbul'dan bir arkadaşımız gelecek. Ya onun için ben de zaten. Benim çok sevdiğim bir kardeşim yıllardır. Bize bir de Türkiye'den siparişlerimizi getireceği için. O yüzden biraz motivasyonumuzu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bagajı alıp telefon hattı alalım. Para çekelim bir yerden. Sonra evimize. Nesibe, önce para çekmemiz lazım. Sonra telefon hattı almamız lazım. Sonra Uber. Şu turist informasyonu soralım, gel. Hola. Where can we buy GSM card in here? SIM card. Okay, gracias. No. Turkey. Okay. İstanbul. Obrigado. Ya şu şeyi artık unutmam lazım Nes. Şeyi deme. Gracias'ı. Bitti gracias. Artık obrigado'cuyuz. İnşallah abla beni kandırmamıştır. Bulduk firmayı. Hadi bakalım. Hola. Şimdi telefon hattını alıyorum. Burada 1 dolar 5.3'e falan geliyor o civarda. 12 GB internet. Sınırsız yok burada ne yazık ki. Bana 50'ye gelecek. Yani 10 dolara falan alacağım. İşimi de görür. Böyle abilerle güler yüzlü insanlar. Sadece gülüyorlar Nesme, fark ediyor musun? Hiç başka bir şey yapmıyorlar. Allah'ım inşallah hep böyle gülerek geçer Brezilya. Şimdi kartı telefon hattına alırken arka arkaya iki defa karttan çekince sistem kabul etmemiş. Benden para istiyorlar. Döviz bürosu yok. ATM'ye gittim, para çektim, para vermiyor. Ve Rio de Janeiro'dayım, düşünün ya. Buraya milyonlarca insan festivale geliyor her sene, yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir şekilde yani ya birilerini ikna edip dolar verip onlardan real alacağım ya da havalimanının dışına gidip bakacağım. Havalimanının döviz bürosu olmaz mı ya? Kötü oldu bu. Ya abiler, Allah'tan düzgün insanlar. Sıkıntı yok, hadi biz sana para verelim. İşin çözülsün. Burası küçük havalimanıymış bu arada. Ben Nesibe'ye çantaları emanet ettim. Nesibe. Yemin ederim çalıp gitseler. Allah'tan Brezilya'dayız, çok güvenli ülke. Hallettiler. Sağ olsunlar, dolar verdim, işimi çözdüler, hallettiler. Bir de adam Uber'e bineceğim yere kadar götürüyor.
Vallahi iyi insanlar ya. Normal, obrigado, but in Rio, valeo. Valeo. He, teşekkürler, valeo'ymuş, Rioja'da. Yöresel dili de öğrendik. Adamsınız ya. Bir türlü gidemiyoruz eve çünkü yine acıktık. Yani düzgün bir şey yemediğimiz için beden artık enerjisi kalıyor. Şu arka planda gördüğünüz porçao de mini miydi bunun adı neydi? Peynirli ekmek Brezilya'nın meşhur peynirli atıştırmalığı aslında. Kahvaltılık olarak da çok yiyorlar. Şu havalimanına indik her yerde bundan sonra. Aynen. Yanında kahveyle beraber. Güzelmiş ama. Brezilya'da aç kalmak yok. Bunu yiyoruz, eve gidiyoruz hadi. Daha etler yiyeceğiz, daha steakler yiyeceğiz. Nesibe et diye ölüyor heyecandan. Uber'imiz de geldi. Burada Uber çok yaygın. Ve daha rahat olsun diye, güvenli olsun diye. Niye? İlk günler buna biraz dikkat etmeye çalışıyoruz. Az önce İstanbul'dan gelen arkadaşımız, şu an Sao Paulo'da akşam gelecek yanımıza. Başına gelen olayı daha ilk günden geldiğinde o bize anlatsın. Akşam buluştuğumuzda neden bunu söylediğimi anlayacaksınız. Şimdi Rio'ya girdik bakalım. Evler çok eski. Zaten şehir de eski bir şehir. Of, plaja bak Nez. Bakmayın şimdi siz, hava böyle yarın canavar gibi olacak. Bakın insanlar bisikletine binmiş. Yani ben Rio'dan güvenlik anlamında daha önceden de geldiğimde hiçbir şey hissetmemiştim. Sao Paulo çok tehlikeli mesela ama burası gayet canavar gibi bir yer. Bak kız köpeğiyle beraber koşuyor. İnsanlar yürüyüş yapıyor. Seveceğiz burayı, seveceğiz. Size iyi seyirler, bize güvenli ve keyifli seyahatler. O zaman Rio de Janeiro'daki evimize hoş geldiniz. Hadi gidelim ev turu yapalım. Vallahi var ya, mahalleye girince ilk bulamayacağız sandık. Bilmiyor çünkü kimse İngilizce. İspanyolca da bitti. Hoş geldin çikolatası mı? Evet. Deniz Pehlivan. Wi-Fi falan yazmış. Baksana vay. Ya, tatlı insanlar vallahi ya. Bakın şimdi gençler. Önce bir mutfak. Dur şeyden başlayalım ya, salondan geldi. Hazır girmişken. Ha, önce holden başlayayım mı? Evet. Bak burası direkt asansör. Ben bir şey olsa merdivenden nasıl geçiyorsun buraya? Merdiven yok burada. Evet çok ben. Aa, burada mı merdiveni yok Nesibe? İlginç bir mimari. Buranın mimarı zaten şey oldu, kör oldu. Böyle bir salonumuz var, tamam mı? Burada oturup keyif yaparız. Koltuklarımız pırıl pırıl bu arada ev. Bütün şu ışıkların olduğu yerde vantilatör sistemi var ve buradan kontrol ediyorsun eski usul. Güzel bir yemek masamız var. Aydınlatmalı. Böyle burada çok güzel tablolar koymuşlar. Şuradakiler falan da çok güzel. Bayağı zevkli ve keyifli birisinin eviymiş. Bu ek gelir olarak yorumlarda öyle yazıyor. Veriyormuş. Kaç paraya kiraladık Nesibe biz burayı? Günlüğü 3 kişi 1000 lira. 1200'e geliyor vergilerle. Aynen. Dolap var. Bakalım bir dolabımız nasıl? Ana dolap şey Nesibe. Ana. 80'ler 90'lar dolabı. Zaten apartmanda evet. Böyle bir dolabımız var. Oteller daha pahalıya geliyor. Böyle 3 arkadaş falan gezerseniz Airbnb candır gençler. Ay olmazsa. Açık mutfak. Burada beklerim. Orada ne var? Ay bitmiyor ya. Ana burada bir tane tuvalet varmış. Burada ne alaka tuvalet? 2,5 tuvalet yazıyordu. 2 tane banyosu var. Yarım. Eski usul çamaşır makinesi, kurutma ücretsiz makinesi. Yani bunlar para vermekten bir hal olmuştuk. Asıl odaları gösterelim. Ya burada var ya şu geziler bize öyle bir deneyim oluyor ki arkadaşlar. Yani umarım size de iyi rehber oluyordur ya. Şunu bir kapatalım vantilatörü. Burası bizim odamız. Kocaman bir oda ve burada klimalar bu şekilde. Zaten o yazıyordu. Hava çok güzel olduğu için klimalık bir durum yok. Ana bir şey. Orada bizim şey mi? Duş tuvalet mi bize özel? Evet evet. Vay pırıl pırılmış. Her şeye var. Nesibe bak, saç kurutma makinesi soruyordun. O da var. Bu ben. Bu da Nesko. Yorgun iki savaşçı. Bayağı temiz ama. Tertemiz yani. Temiz ya. Güzel. Bu fiyata. Ayrıca şu anda Copacabana sahiline sadece 2 sokak uzaklıktayız. Adama geldiğinde ilk sorduğum şey, burası güvenli mi dedim Google Translate'ten. Hiç sıkıntı yok dedi. Arkadaşımız gelince az sonra anlatacak. Bekleyin. Oo. Ne oldu?
Adam neler neler koymuş. Çarşaflar, havlular, battaniyeler, yedek, pikeler. Yedek. Ondan bu adamın puanı çok yüksek. Nesi be? 4.95 adamın puanı. Kilimsiz, halılı, halısız son zamanlarda bir eve giremiyorduk. İlk defa girdik. Değil mi? Hiç görmedik ki. Bunlarda şey yok mesela, Latinlerde halı kültürü yok. İlk defa görüyorum ben de. Mis gibi pırıl pırıl burası da. Burada iki tane daha oda var. Vay. Ha, bura ayrı oda, burası da ayrı oda. Burada iki kişi kalabilir, burada bir kişi kalabilir. O zaman burada altı kişi kalsan 150 liraya 200 liraya kalacaksın. Evet. Cık cık cık. Bedava. Şurada böyle iki tane tek kişilik yatak var. Yine burada da bir tane şey koymuşlar. Klima gibi. Kocaman bir gardırop. Şemsiye bile koymuş. Abi her şeyi düşünmüşler. Burada ne varmış? Burada battaniye var. Burası kilitli özel bir şey. Böyle. Burası da kilitli. Oralara dokunmayalım. Abinin özeline girmeyelim. Diğer odayı da göstereyim. Abi düşünsenize şu an Rio de Janeiro'da en ünlü sahile sadece iki sokak ilerisindeyiz. Çalışma odası. Ana aynalı eski dolaplardan. İşte buralar çok eski evler ya. Evet. O yüzden evin içi de böyle oluyor. Burada bir tane bak böyle tek kişilik yatak var. Havluyu mavluyu her şeyi koymuş. Bir sürü kitap var. Küçük bir kütüphanesi var. Şurada oturup çalışabiliyorsunuz. Valla 10 numara yer tutmuşuz Nesil Bebe. Elimize sağlık. Hani çektik ettik yolda. 15 saattir 16 saattir yoldayız ama her şeye rağmen değdi. Bir de şöyle dışarıdan gösterelim. Şurası hemen Copacabana sahili işte. Biz 5. kattayız. Bildiğiniz böyle İstanbul'daki Kadıköy taraflarındaki mahalle ortamı var. Beğendim. E ne yapıyoruz şimdi? Mamamed'i mi bekliyoruz? Yavaşak bir şey yok. Biz biraz aynen şu gözümüzün altı bir rahatlasın. Muhammed gelsin. Ondan sonra videoya devam ederiz. Çünkü Muhammed'in başına az önce çok önemli bir şey geldi. Gelince anlattıracağım. Günaydınlar herkese Rio de Janeiro'dan. Şu anda çok size özel bir şey göstermek için heyecandan ölüyorum. Hadi gelin. Bu manzarayı bayağıdır görmemiştik. Işığı nerede açılıyor buranın ya? Şuradan bir ışığı açalım. Şuraya bakın gençler. Bize neler geldi İstanbul'dan? Kahve geldi, çekirdek geldi, yiyecek güzel şeyler gelmiş, abur cubur. Bak bak, dolabı açınca ne çıkıyor bak. Peynir, sucuk, zeytin. Biz bunu görmeyi ne kadar özledik bir bilseniz. Yani uzun zamandır peynir, zeytin yemiyormuşuz. Tadını özlemişiz. Doğru, güzel ve lezzetli anlamında söylüyorum. O yüzden Muhammed geldi İstanbul'dan, demiştim ya size. Eli boş gelmemiş sağ olsun. Bizim çok uzun zamandır özlediğimiz tatları da getirmiş. Dün gece Rio de Janeiro'nun gece hayatını yaşamak için Lapa bölgesine gittik. Leş gibiydi, iğrençti. Tipler çok sıkıntıydı. Çekmedim bile yani, çekmeye değer bulmadım. Hani Rio de Janeiro'ya gelirseniz asla Lapa bölgesinde eğlenmeye gitmeyin. O bloggerların çoğu öyle yazmış, yabancı. Allah bildiği gibi yapsın, bizi yaktılar. Ne mekana girebiliyorsun, ne eğlenebiliyorsun, ne güvenli. O yüzden gelirseniz, hani yolunuz düşerse bir gün olur da, nasıl düşecek artık Allah yardımcınız olsun. Ipanema bölgesindeki özellikle Leblon diye bir bölge var. Oraya gitmek, eğlenmek gerekiyormuş. Bize de ders oldu, bir daha da gitmeyiz. Hani ben dün size Muhammed geldiğinde size bir şey anlatacak demiştim. Başına bir şey geldi. Buraları gezerken dikkat edilmesi gereken bir şeyler var demiştim. Hatırlıyor musunuz? Şimdi kendisine birkaç soru soracağım, göreceksiniz. Arkadaşlar Muhammed birazcık kameralardan utandığı için zorla şu an çekiyorum. Evet. Ve beraber sanki hiç gezmedik daha önceki bölümlerde. Bilenler bilir. Kanka başına ne geldi ve ben seninle uyarmıştım kardeşim. Kanka şöyle. Haklıymışım. Evet. Şimdi Rio'ya direkt uçuş yok Brezilya'ya gelmek için. Dolayısıyla Sao Paulo üzerinden geldim. Deniz de özellikle uyardı. Hiçbir şekilde orada kalma, direkt havalimanından direkt gel dedi. Ben de uçuşlardan dolayı çok pahalı olduğu için bir gün kalayım. Sao Paulo'yu da bir gün gezeyim dedim. Bu arada lafını böleceğim. 1 saatlik uçuş 4000 TL'ydi. Hani evet. 1000 lira falan olsa 2000 lira eyvallah. Saçma sapan. Ya. Otobüsü 200 liraya aldım. Uçak bileti, evet, inanılmazdı. Neyse bir gün kaldım. Tehlikeli olduğu konusunda çok uyarmışlardı ama gerçekten gezmeye başlayınca ne kadar sıkıntılı, tehlikeli, bir evsizler ordusunun olduğu bir ülke olduğunu, şehir olduğunu gördüm. Yürüyemiyorsun değil mi? Yürüyemiyorsun, çok ciddi sıkıntılar var ve şey konusunda çok şey olmanız lazım sürekli. Kafan hep böyle aç, şey kontrol. Yani arkama lazım. Bakmaktan, yanıma bakmaktan, çantayı böyle sürekli kucağımda taşımaktan falan böyle ambele oluyorsun. Sürekli o gerginlikle zaten gezmek çok zor oluyor. Mesela yol kenarında yürürken bisikletli biri yanıma geldi. Telefon elimde.
telefona böyle çat diye dokundu, tam almaya çalışıyordu, son anda tuttum yani. Çok gerçekten kaç dakika böyle onun şokuyla. Brezilya ile zaten kanka şey vardır, Brezilya'ya gelen ilk insanlara şey derler, soyulmamayı öğrenin. Evet evet, resmen... herkes zaten uyarıyordu, ben bu kadar tehlikeli sıkıntılı olacağını gerçekten tahmin etmiyordum. Ama Rio'da öyle değil mesela. Rio öyle değil, Rio çok sakin, gayet iyi. Böyle bakıyorum etrafta o kadar evsiz falan da yok, daha böyle nezih bir ortam var. O çünkü o yüzden Sao Paulo'ya hiç, ya zaten gezilecek çok fazla noktası da yok. Gerek hiç bile gerek yok. Yok. Böyle bir seyahat planlıyorsanız direkt Sao Paulo'yu pas geçip. Mesela o evsizlere böyle çaktırmadan böyle konuşan birkaç şey okudum, video görmüştüm. Konuşuyorsun mesela, sen yardım edecekmiş gibisin gibi yapıyor ya. Cüzdanını alıp kaçan videolar var mesela. O yüzden hani. Ya o yüzden evet, ben zaten hiçbir şekilde yani evsiz ya da böyle keşmekeş böyle bir mekan olduğu zaman zaten direkt yanımdan uzaktan gidiyorum. Telefon gittim. Gitseydim ha. Telefon gitseydi var ya. Her şey giderdi. Her şey giderdi ya. Gerçekten seyahat ızdırap olmuştu. Sizle nasıl buluşacağız? Nasıl haberleşeceğiz? Telefonla zor buluşuyorsun. Oradan telefon almaya çalış. Telefon almayı bırak. Hat alamıyorsun. Döviz bozamıyorsun. Doğru düzgün yer yok. Herkes İspanyolca konuşuyor. Kimse doğru düzgün İngilizce konuşmuyor. Anlaşmak zaten mümkün değil. Bir de üstüne telefon gitti. Nasıl dargını anlatacaksın abi? Mümkün değil. Ya o yüzden olurdu. Brezilya abi tehlikeli yani. Akşam gece hayatını gittiğimiz yerler bile hiç güvenli değildi yani. Oralarda sıkıntılı. Sao Paulo'ya göre yine iyi ama genel böyle şeye baktığın zaman, Türkiye'ye, genel dünyaya baktığın zaman burası gerçekten tehlikeli. Abi bu mekanların çoğu, sen de görüyorsun yani, gittiğimiz ortamların çoğu Türkiye'nin 200 sene gerisinde olacak yani. Adım kesinlikle gibi. Öyle yani. Bu güvenlik, hizmet sektöründe hizmet, hayat standartları, hayat pahalılığı falan çok şikayet ediyoruz ama buraya falan bakınca gerçekten buralar çok... Buralar cennet, cennet gerçekten yer. Gerçekten çok daha sıkıntılı yerler. Öyle öyle. O yüzden öyle ya, ülkenizin kıymetini bilin. Çalışmaya devam edin. Bir başka da benim memleketim. Mesajı da verdik. Arkadaşlar biz videoyu şimdi kapatıyoruz bu bölümü. Sonraki bölümde size Rio de Janeiro'yu artık tabii ki gezdireceğim. Ben size bu deneyimimi ve uyarılarımı anlatmaya çalıştım. Dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Sonraki bölümde görüşürüz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız zaten Rio de Janeiro, Arjantin, Uruguay hepsini izleyeceksiniz. Onların da hepsini size gösterip anlatacağım. Ben de olacağım. Muhammed de olacak. Çok renkli videolar bizi bekliyor. Herkese Rio'dan selamlar.